Biliyor musunuz? Annem her zaman bana karşıydı. Sanırım onun bu dünyaya ait biri olmadığını fark ettiniz. Mahalledeki herkes ona gülerdi. Öyle beceriksizdi ki acımasız görünürdü. Annem derdi ki, o bir iş sürücü, lanetli biri, o ebedi bir mahkum. İş sürücülerin nasıl çocuklar olduğunu biliyor musunuz? Ha evet, ve ben annemle tartışmazdım bile. Onun lanetli olduğunu ben de biliyordum. Ebedi bir mahkum olduğunu ve çocukları da. Ama ne yapabilirdim ki? Onun yanında mutlu olacağıma emindim. Birçok üzüntü yaşayacağımı da biliyorum. Ama renksiz ve kısır bir hayat yaşamaktansa acılı bir mutluluk daha iyidir. Belki daha sonra bunları düşündüm. Ama sonra o çıkıp bana benimle gel dedi ve gittim. Ve bundan hiç pişman olmadım. Asla. Birçok acı yaşadık. Çok defa korktuk. Çok utandık ama ben asla pişman olmadım. Asla kimseyi kıskanmadım. Bu bizim kaderimizdi, bizim hayatımızdı. Bu bizdik ve eğer mutsuzluklarımız olmasaydı daha iyi durumda olmayacaktık. Daha kötü durumda olacak. Çünkü eğer öyle olsaydı hiç mutlu olmamış olacaktı. Hepsi bu. Senin gözlerini seviyorum sevgili arkadaşım. Öyle tutkulu ve ışıl ışıllar ki, yukarı bir anda bir bakış fırlattığında cennetten çıkmış gibi ışıklı. Bunu baştan başa karşılamak için oradayım. Ama daha da hayran olduğum şey, aşağı indirdiğin zaman gözlerini aşkın yakıcı alevi yakıyordun. Ve hızla yere indirirken kirpiklerini kasvetli bir ihtiras çağrısı beliriyor yüzünde.